Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ancak açılış yapabildim, annem geldi. Annemle sohbet muhabbet derken video açılışına ancak sıra geldi. Dedim bir kahve yapayım, içelim. Kadir Ezildi'nin programını açtık bu arada, onu izliyoruz. Dedim televizyon izlerken kahve içelim. Şimdi ben kahvelerimizi hazırlıyorum. Aysma odasında bu arada, pek gelmiyor yanımıza. Tek takılıyor bugün. Annem Türk kahvesini fazla sevmediği için cappuccino yapıyorum. Ben de onunla birlikte artık cappuccino içerim. Kahve sunumumuz hazır. Ben artık içeri geçer. Kahvemizi içtik ve geldim yine mutfaktayım. Makineyi boşaltalım ki akşam için yer açılsın. Dünkü videonun sonunda bahsetmiştim. Bugün akşam da misafirim var. Hemen buraları açıp yer açalım. Biraz tıka basa doldurdum ama bayağı bulaşık çıkmıştı dün. Ama hiç sorun olmuyor. Önceki makinem olsaydı şu an tamamı lekeli çıkardı. Bu kadar doldurmaya. Ama bunda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Gayet tertemiz alıyorum. Hemen şimdi bunları boşaltacağım. Kahve bulaşıklarını doldurdum. Akşam içinde demiştim ya, tavuklu yapacağız. Yanına bir çorba yaparım artık. Mercimek çorbası yapayım diyorum. Ama biraz daha akşam üzerine doğru yapacağım, daha erken. Siz de benim gibi önce tezgahı mı boşaltırsınız? Önce tezgahı boşaltıyorum, eşlerini buluyorum. Sonrasında direkt yerlerine kaldırıyorum. Böyle makinamdan çok memnunum. Tertemiz yıkıyor. Hiç leke yok. Mis gibi. Annemle Kazı Rezildi'nin programını izlemeye devam ediyoruz. Bu arada ben Instagram sayfamda geziniyorum. Dedim akşama bir tatlı yapalım. Annem helva yap dedi. Pekmez helvası yapıyorum yani. Ben de dedim onu yapmayalım, başka bir şey yapalım. Ne yapsak en son revanide karar verdik. Hemen geldim mutfağa. Malzemelerimi çıkardım. Hemen yapıp fırına atacağım. Sonrasında şerbetini yapacağım. Ve soğumaya, dinlenmeye bırakacağım. Buraya 3 tane yumurta kırdım. Hemen size malzemelerimi sayayım. 3 adet yumurta. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un ve 1 çay bardağı sıvı yağ. Bütün malzemelerimiz bu kadar ve 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya tabii ki. Şimdi öncelikle yumurta ve şekeri güzelce çırpacağım. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğim. I know.
Revanemizi çırptım. Bir tane de portakal kabuğu rendeledim. Güzel aroma versin diye. Bu arada fırınımızı çalıştırdım, ısıttım. Yağlanmış borcamımıza döktüğüm revanemizi hemen fırına yolluyorum. O pişerken ben de şerbetini yapacağım. Hemen geçtim şerbetine. Şerbeti için 2 su bardağı toz şekeri ölçeceğim. 2,5 su bardağı da su. Kaynamaya başlayınca yarım kısık ateşe alacağım. 5 dakika kaynatacağım. Yarım limon suyu ekleyeceğim. Bir dilim de içine limon parçası bırakırım. Şerbetimiz de bu şekilde olacak. 2,5 bardak da suyunu ekleyip hemen ocağa alıyorum. Revanemiz fırından çıktı. Şerbetimiz de güzel oldu. Biraz ılınmasını bekledim. İyice soğuğa yakın ılık oldu. Bayağı soğumasını bekledim yani. Şimdi artık şerbetini veriyorum. Ve soğumaya bırakacağım. Güzel soğuduğu zaman da servise hazır olacak. Bu hazırladığım şerbetin tamamını döküyorum. Hepsini çekecek. Şöyle hatta tencereye dökeceğim. Tamamını döktüm. Şimdi artık bunu soğumaya bırakıyorum. Ben hemen çorbamızı yapacağım. Misafirlerim geldi. Ben de yavaştan sofra hazırlığına geçtim. Çorbamız falan hazır. Şimdi tatlımı da dilimleyeyim. Servis yapayım. Bir yandan da soframızı hazırlayacağım. Hemen buyur edeceğim. Bir dilim çıkarayım size. İç kısmını da göstereyim hemen. Şöyle biraz görüntüsü de güzel olsun istedim. Böyle servis tabaklarına aldım. Tatlılarımız hazır. Şimdi hemen artık sofra hazırlığına geçiyorum. Şimdi yufkalarımızı da çıkaracağım. Kuru yufka olması önemli. Böyle kuru olması gerekiyor yufkanın. Parçalıyorum. Sinimize böyle büyük bir sinle ıslatıyoruz biz. Şöyle iri iri parçalıyorum. Çok ufaltmaya gerek yok. Böyle bir de. Bunun içinde haşlanmış salçalı, soğanlı haşlanmış tavuk suyuyla ıslatacağız. Önce tereyağla yağlayıp sonra güzelce tavuk suyuyla ıslatacağız. Üzerine dövülmüş ceviz. Bunu bir defa olsun denemenizi tavsiye ederim. Biz çok severiz. Sizlerin de seveceğini düşünüyorum.
çok fazla kalın yapmayacağım. Böyle yeter. Hani ikisini yapacağım çünkü anca yeter. Sofrayı yavaştan hazırlasan güzel olur. Orada yufka var. Getir biraz daha buna. Geçer mi acaba? Biraz daha mı? Biraz koysan şuradan alsın. Şimdi ne koyacağız? On soldan çorba kaselerini getir. Tamam. Hayır hayır. Sayımıza göre getir. Fazlayı ne yapacağız? Şimdi hemen yağını eriteceğim. Buraya tereyağımızı çıkarmıştım. Birazını alacağım, burası fazla. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Bunun yarısını alacağım. Şurası yeterli, şurayı alacağım. Evet. Aysmara kirası getirmedin ya. Aysmara iç mesela bir çorba. Ama küçük de bu ya, içerse. Havuzu da içerse. Şimdi dur bakayım. Severim bunu. Ama annem dedeler beni göremedi. Deden göremedi mi seni? Saklandın mı? Niye gitti kız? Niye saklandı herhalde. Kaçak. Sesin geliyor ama. Sesin geliyor da sen yoksun. Neredeymiş bu? Nerede nerede Fahri? Nerede bulabilirim acaba? Oraya bir yere at topuşsun ben. Alişan bir şey. Sen diyordun ya gideyim diye. He, o mu varmış? Bir o varmış evet. Onu hemen dur Alina bir dakika. Derisini almıyor. Alma. Derisini şey. Böyle iyi mi büyüklüğü? İyi. Sıcak. Isıttın mıydı ki? Yok ısıtmadım daha. Ama iyi pişmiş. Güzel dağılıyor. Nereye yüz sıfırası yapacaksın çocuklara? Kızları içeriye hazırlarım. Evet. Benim de bağlı bez yok ki. Aynısı. Şefer mi? Yok Güran. Benim de şeferim ki. Ben çok seviyorum bunu. Ha? Ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Aynı takım. Hep aynı takımlarımı alıyor. Evet. Seninkisi de yapayım. Öteki de aynı biliyor musun? Hangisi? O şey, gelinlik şeyi. Kırmızı pembeli. Şekli. Pembe. Yani, onu ben anneme verdim. Verdin mi? Ben onu çok seviyorum ama. Kütahya'nın ya o. He, onu kütahya. Çok seviyorum. Bunu ortaya bırakıyormuşuz herhalde. O dağıttı annen gibi ama ben dağıtmıyorum. Tamam, ortaya bırak. Ben de dedim değil mi? Dağıtma dedim. Şunu yakak mısın sen? Anne önce çorbalar yesin ama çorbalar yesinler sonra bunu ıslatak. Hamur olmasın. Şöyle sıcak dursun. Gene. Tamam. Ay ha gelir mi bu şey? Geliyorum dedi de. Kızlara atayım. Onu da kızlara ıslatayım diyor. Evet. Şurada bize. Şöyle döndür ısıtır. Isıtırım ben şimdi onu. Siz ıslatın ben ısıtayım. Isıtma işi bende. Annen ıslatsın.
Ben ıslamam. Niye? Bacısı var çünkü. Ben döndürürüm, karıştırırım. O zaman o ıslatacak bana ne? Şimdi. Kulp takmasın sonra. Islanmış, ıslanmamış da çık. O çık böyle bana hamur istemiyor. Normal o ıslak olsun. Ben de hamur seviyorum işte. Benimki de iyice hamur olacak. İyice, tamam, iyice ıslanmış olacak. Çatalla iyice ıslanmış olacak. Bizim gelin sevmiyor. Alışır. Ayhan da sevmiyordu. Şimdi sevmiyor. Bayılmıyor. Can o zaman alışmasın. Niye sevmiyor? Bakıyorum, geliyorum anne. Bir dakika. Şu elimi de kullanayım da. Kızlar kapıya bakıyor musunuz? Ayhan'ı da karıştırdım. Sen şuraya şey. Gördüm geçen sene gördüm. Sen şuraya şey. Katını görmüyor musun? Yok da. Elimle de karıştırabilir. Ben elimle karıştırdım. Kadın elini elin temiz. Niçin bu sabuna karar versin? Veremedin. Yok, yapma. Hazır. Niye ayrılın? Kışın şimdi mi abi? Öbürü tüm bozulsun. Salkın hemen. Salondaki kısa boyun tamam, bardaklar var ya onları getir. Bir tek sal eline yeter anne. Çok yağlı olmasın. Çok duruyor. Şuraya azıcık daha. İçeriniz. Dur şuradan. Önce çorbanı açmanız mı? Çekeceğim. Çorbayı vereceğim ya. Yani. Şey yapalım. Nasıl hareketli yapmasın bu? İçiyor musunuz Aleyna? Evet, bizim için kolaylık olur. Bizim için de İçiyor itiraf mı? Olur dedim Hacı. Ne? Kullama bezi nerede? Kullama bezi orada. Orada? Getir tepsiyi de şu. Siz çorbalarınızı oturun. Şunu ayarlamış Arındı. Bunu mu ayarladın? Tepsi seçmişsin Aleyna. Sofrayı bardak getirdim onu ayarlamadım. Tesadüfi orada şu an. Şey. Sofrayı serdin mi size? Kase mi yetmeyecek? Yok yok bu şey. O ikisinden sadece. Aysin Aysin. Al dur. Bize birer kepçe koyuyorum şöyle. Elinde götürürüz. Aysin Aysin çekil. Üstüne mi serpeceksin? Yok yok üstüne serpmeyeceğim. Şeye soğuk bir şey olmaz. Ne yani? Ekmek alacaktım. Hadi dedenleri çağır Aleyna. Aydan'ın ekmekle limon al. Ekmek poşetini. Geç şimdi. Hadi. Tamam. Çorbayı alacağım orada. İyi girer abi. Bunlar da yap. Şey bizim en oradaki mi? Giriş mi? Orası açık. Önce şu ıslatak kızların girişini verecek istersen. Ha şey, merdiven ayrı. Buradaki ıslatak mı? Kızların kimi sonra ıslatak? Yok, biz iki tane girişimiz var. Şunların altını kız istersen. İyice. Efendim. Tamam. Limonayı sen ne yapacaksın? Daha 100 lira aldım. İster de neyi para sen? Tamam. Peki nereden aldın? Biliyorum ben. Oradan mı? Bu buyruk ya da... Ben atacağım da. Buyruk ya da... Ben atacağım da. Kıymanlı. Bugün ben gitmem, şoför gitmem. Yaptıracağım. İki kızarım mı var? Bizi saat 4'te gelir. İşte 4'te geldi, biz çıktık geldik. Tamam. Şimdi bak buraya çeviriyorum. Efendim sen de gitsen, İrfan ben de gitsek. Bunlar da yok. Dök. Kola bu. Ama onlar da var. İçen olursa yine de. Ne içer? Niye? Vişne suyu. Vişne suyu içen var mı? Kola da olur. Niye yapalım? Bir dakika şurada koyayım. Ne suyu? Aman tamam gidecek gece 11'de. Kendiniz yapın. Annem yapmış. 9'da gelme sen 9'da gel. 9'da gel. Şeye gideceğim, yola gideceğim. Sen de şeyde gel canım. Uğraşma yok. Bunun araba yok gideceğim. Kız dolanıp sürüyor. Sen kendi arabana mı gidiyorsun? Gider zaten biz de fark etmez ki. Götürdüm kendi arabamla. 20 lira mı? Bak öğrenmiş işi bile biliyor.
15 lira ne borcun varsa at çünkü. 15 lira hesap mesafe. He? Hesap mesafe 15 lira. 15 lira. Bu bir gün 15 lira. Eğer yok hadi gel gidiyorum ben de. Bindim 15 lira. Açıyor. 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 Açmadığı için. Ya bunlar bunlar. Bunlar başkanlar. Tabii canım bunlar. Değil mi? Ya her şey olabilir insana bak. Buyur baba. Yemeğimizi yedik, onlara kuru yemiş hazırladım. Onlar kuru yemişlerini yerlerken ben de mutfağımızı toparladım. Bir yandan da çayımızı hazırladım, çayı demledim. O şimdi demini alıyor. Çay bardaklarımızı hazırladım ve böyle dünden kalma, şanslıyım. Dünden kalma pastalarım vardı, onları çıkardım. Şöyle kekin içini göstereceğim. Kapaklı kapta olduğu için hiç ne bayatlama olmuş, ne krem şantisinde kuruma olmuş. Yani tazeliğini koruyor. Şimdi tabaklarımızı hazırladım. Ben de içeri geçiyorum. Muhabbet koyu. Sesleri geliyor, duyuyorsunuzdur. Şimdi ben de artık içeri geçiyorum. Çayımız demlenince de çaylarımızı geçireceğim içeriye. Bizimkiler gidiyorlar artık. Buradan uğurluyorum. Sana demedim. Kendi kendime konuşuyorum. Kapı önü sohbeti. Şimdi ben de girip mutfağı toparlayacağım. Mutfağı öylece bıraktım. Oturalım, tadını çıkaralım diye. Şimdi artık içeri geçip mutfağı toparlayacağım. Onları yolladım. Kızlar yatarlar artık. Ben de mutfağımı toparlarım. Videomun kapanışını da buradan yapayım. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.